Basın özetlerinde haftanın ilk gazetesi New York Times, İran'da 40 yıl önceki İslam devriminden bu yana yaşanan en kanlı siyasi çalkantılarda en az 18 kişinin öldüğünü, ölü sayısının çok daha yüksek olabileceğini yazıyor. Habere göre 2 hafta önce benzin fiyatlarına %50'nin üzerinde zam yapılması sonrasında 72 saat içinde patlak veren protestolar büyük küçük birçok kentte hükümetin ve liderlerin devrilmesi çağrılarıyla giderek büyüdü. Görgü tanıklarına göre güvenlik güçleri yaşları 19 ila 26 arasında değişen çoğu işsiz genç erkek protestocunun üzerine ateş açtı. Gazete benzin fiyatlarına zam yapıldığının açıklandığı 15 Kasım'dan sonra patlak veren protestolarda 180 ila 450 kişinin ölmüş, 2000 kişinin ise yaralanmış olabileceğini kaydediyor. Son olaylar İranlıların ülkenin liderlerine yönelik memnuniyetsizliğinin dışa vurma olmasının yanı sıra karşı karşıya olunan ciddi ekonomik ve siyasi meselelerin bir yansıması olarak algılanıyor. Trump yönetiminin uyguladığı yıkıcı ekonomik yaptırımlar ve istikrarsızlığın giderek arttığı Orta Doğu'da komşu ülkelerin İran'a duyduğu öfke bu meselelerin başında geliyor. Ulusal çaplı sosyal çalkantıların büyük bölümünün işçi sınıfı nüfusunun yoğun olduğu düşük gelirli mahalle ve kentlerde patlak verdiği ise dikkatlerden kaçmıyor. İranlıların büyük çoğunluğunun öfkesinin hedefi ise ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hameney. New York Times bugün ayrıca Temsilciler Meclisi'ndeki Demokrat Partililerin Başkan Trump'ın Kanada ve Meksika ile vardığı Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı onaylayıp onaylamayacağına ilişkin bir değerlendirmeye yer veriyor. Trump yönetiminin bir yıl önce Kanada ve Meksika ile yaptığı anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Kongre onayı gerekiyor. Demokratlarsa aziz sürecinin tam ortasında Başkan Trump'a bir zafer hediye etmekle şimdiye kadar varılan en ilerici ticaret anlaşmalarından birine sırt çevirmek arasında bir karar vermek zorunda. Trump yönetimiyle önümüzdeki günlerde el sıkışmak demokratlara tabanı heyecanlandıran ticaret konusunda somut bir kazanım getirebilir. Kongrede Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'na evet demek, ayrıca demokratların uzun süredir işçilere değil şirketlere öncelik tanımakla eleştirdiği ticaret anlaşmasında yapılacak değişiklikleri garantilemesi ve gelecekte yapılacak anlaşmaların da temelini atması anlamına gelebilir. Washington Post'ta Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin geniş çaplı reform çağrılarının yapıldığı protestolardan sonra istifa etmesinin ülkede yeni bir siyasi krizin temelini attığını yazıyor. Habere göre Tahrir Meydanı'nda toplanan binlerce protestocu yeni seçim yasalarının getirilmesini talep ediyor. Adının açıklanmasını istemeyen bir insan hakları yetkilisine göre Amerika'nın Irak'ı işgal ettiği 2003 yılından bu yana ülkedeki siyasi düzene yönelik en ciddi tehdit niteliği taşıyan çalkantılarda 430'dan fazla kişi yaşamını yitirdi. Abdülmehdi parlamentoda aylar süren siyasi çekişmelerden sonra başbakan olarak atanmıştı. Uzmanlar ve siyasetçilere göre Abdülmehdi'nin istifası ülkede gerçek değişimi sağlamaya başlamak için bir fırsat sayılabilir. Abdülmehdi 24 saat içinde en az 45 göstericinin güvenlik güçleri tarafından farklı kentlerde öldürüldüğü ayaklanmaların başlaması üzerine Cuma günü istifa kararını açıklamıştı. Amerikan basından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz.